Tehlikede olduğunu görüyorum. Acıyorum. Allah'a kul olduğunu iddia ediyorsun. İbadet ederken de kalbinde başkasını saklıyorsun. Hakiki manada ona kulluk etseydin, onda yok olurdun. Onun varlığında erir, kaybolurdun. Tam imana sahip olan, nefs şeytanına boyun eğmez. Şahsi arzularına uymaz. Aslında iman sahibi, nefis denen bir şeye hak tanımaz. Hakkı tanımayan ve bilinmeyen bir varlığa nasıl boyun eğilir ki? Hele kötülüğü herkesce müsellem olunca. İman sahibi Rabbinden başkasına inanmaz ve varlık tanımaz. Onun gayrını bir yana atmıştır. Hele dünyalık şeylerden hiç hoşlanmaz. Öbür alemi arzular. Bu hale eren elbette ki Mevlası ile olur. Bütün kulluğunu onun uğruna yapar. Cümle vaktini onun yolunda geçirir. İman sahibi can kulağı ile şu ilahi hitabı işitmiştir. Onlar yalnız Allah'a kullukla emrolunmuşlardır. Din yolunda pak ve ihlas sahibi olarak. Varlığında beslenen halkı Hakk'a eş etmekten sakın. Allah'a tevhid et çünkü bütün eşyanın yaratıcısı O'dur. Her ne varsa hepsi O'nun elindedir. Ey onsuz şey arayan adam! Başta aklını ara. Sen aklını yitirmişsin. Onun hazinesi dışında bir şey var mı? Şu ayeti kerimeyi iyi dinle. Bize göre saklı hiçbir şey yoktur. Her şey bize malumdur.